katılımlarıyla onurlandırmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Değerli konuklarımız, programımız başlayacaktır. Ayakta bulunan tüm konuklarımızı yerlerine davet ediyoruz lütfen. Damla düşer buluttan toprağa can olur. Düşer alından insanlığa emek olur. Bir damla öyle bir etki yaratır ki bin olur. Coca-Cola içecek olarak dünyanın en çok tercih edilen içeceklerini Türkiye'de üretiyor ve her bir damlamızla ekonomimize daha büyük katkılar sağlıyor. Bu topraklarla 1964'te tanıştık. Ve yine bu topraklarda dünyanın en büyük 5. şişeleyicisi olduk. Bugün inancımızla dalga dalga büyümeye devam ediyoruz. Bölgesel bir Türk şirketi olarak 25 fabrikamız ve 10 bin çalışanımızla 750 bin satış noktasında tam 380 milyon tüketiciye ulaşıyoruz. Ve 10 ülkede bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz. Türkiye ile birlikte büyüyoruz. Biz büyürken ülkemize kattığımız değerlerle büyüyoruz. Sağladığımız bir istihdamla 10 kişiye iş, aş ve umut oluyoruz. Kazandırdığımız her 1 lira memleket ekonomisine 7 liralık katkı sağlıyor. Sadece kendi sektörümüzde değil, soğutucu, cam şişe, alüminyum kutu, lojistik, iletişim ve perakende sektörlerinin de gelişimine yön veriyoruz. Daha güzel günler için Isparta'da 110 milyon liralık yatırımlı 10. fabrikamızı açıyoruz.
milletimize, memleketimize ve ekonomimize hayırlı olması temennilerimizle bu yolda çalışmaya, üretmeye, değer katmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, değerli basın mensupları, Anadolu Grubu Isparta Meyve Suyu Tesisleri açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Anadolu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tuncay Özilhan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli bakanlarımız, sayın milletvekillerimiz, sayın valimiz, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları, Anadolu Grubu için çok önemli olan bu mutlu günümüzde bizleri kırmayarak davetimizi şereflendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve çalışanlarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Anadolu Grubu olarak bugün 9 farklı sektörde, 19 ülkede, 60'ın üzerinde üretim tesisimiz, 25 milyar lirayı aşan ciromuzla Türkiye'nin bayrağını dünyada gururla dalgalandırıyoruz. 1950 yılında iki girişimci, onursal başkanlarımız Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan, Anadolu'yu dünyaya, dünyayı Anadolu'ya bağlayan yıldız olma vizyonuyla yola çıktılar. Onların vizyonuyla biz her zaman Anadolu'da kazandığımızı yine bu toprakların gelişmesi için kullanmayı kendimize ilke edindik. Bugün geldiğimiz nokta, insanımızın alın teriyle bir milleti, bir ülkeyi yarına taşıma azminin sonucudur. Anadolu Grubu olarak ülkemiz için katma değer yaratmak için çalışıyor, ara vermeden üretiyoruz. Son yıllarda perakende alanında gerçekleştirdiğimiz Migros ve Kipa yatırımlarımızla 70 bine yakın kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlıyoruz. Yüz binlerle ifade edilebilecek bir ekosistemi yönetiyoruz. Gururla ifade etmeliyim ki 2016 yılında fiilen Anadolu Grubu şirketlerince devlete intikali sağlanan vergiler 2016 merkezi yönetim bütçe gelirleri gerçekleşmelerinin %1.4'ünü oluşturdu. Her yıl grup olarak faaliyet coğrafyamızda ortalama 500 milyon dolar değerinde organik yatırım gerçekleştiriyoruz. Son iki yılda yine 1 milyar dolar aşan bir yatırım yaptık. Çünkü biz bu topraklara güveniyor, insanımızın en iyiye layık olduğuna inanıyoruz. Bu inancımızın sonucu olarak da bugün Isparta'mıza yaptığımız yatırımlarla Anadolu Etap'ın ülkemizdeki 3. meyve suyu tesisi ve Coca-Cola içeceğin ülkemizdeki 10. fabrikasını hizmete alıyoruz. Bugün Anadolu Etap çiftliklerinin yanı sıra üretimde bulunan faal tesis sayısını 4'e yükseltmenin mutluluğunu yaşıyor. Bizim için ayrıca büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı da henüz proje aşamasındayken şirketimiz ile ilgili planlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, olumlu görüşlerini almış ve Zatıali'nin bizi cesaretlendirmesiyle projemizi yabancı ortaklarımız ki Brezilyalı ortaklarımız birlikte hayata geçirmiş olduk. Aradan geçen yılların sonunda şirketimiz 6 farklı bölgede 25 bin dekar arazi üzerine kurulu 7 çiftliğinde 3,5 milyon dikili meyve ağacına ulaştı. Çiftliklerimizin yanı sıra Mersin ve Denizli'de bulunan meyve suyu konsantre fabrikalarımızda 2016 yılında 3 bine yakın köyden tedarik ettiğimiz 180 bin ton meyveyi işleyerek Türkiye'de en fazla meyve işleyen şirket olduk. Bugün açılışını yapacağımız tesisimiz için 35 milyon dolar yatırım yaptık. Bu yatırımla birlikte şirketimiz Anadolu Etap'ı 350 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne ulaştı. Bahçelerimizdeki çalışanlarımızın %70'i kadınlardan oluşuyor. Mevsimlik göçer iş gücünün istihdam edilmesi konusunda da örnek bir model oluşturduk.
Anadolu Etap 2010 yılında bir fabrikayla başladığı faaliyetlerine bugün 3 fabrika ve bir meyve paketleme tesisi, ki o da Balıkesir Gönen'de 2 ay evvel devreye aldık, 7 çiftliği ile 2800 çalışanıyla faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Anadolu Etap, Türk ekonomisine, tarımına, kırsal kalkınmaya, istihdama, kısaca sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğe büyük katkılar sağlayacak çalışmalarını da kararlılıkla sürdürüyor. Sayın Cumhurbaşkanım, grup şirketlerimizden Coca-Cola içecek ile de Türkiye'de son 10 sene içerisinde yaptığımız 1 milyar dolara aşkın yatırımın son halkası olarak Isparta'daki yeni tesisimizi hizmete alıyoruz. Coca-Cola sisteminin en büyük 5. şirketçisi konumunda yer alan Coca-Cola içecek, Isparta fabrikası için 110 milyon TL yatırımı gerçekleştirdi. Bunun da ötesinde yüksek katma değerli sektörlerde faaliyet gösterdiğimiz için tarımdan perakendiye, lojistikten sanayiye geniş bir dolaylı ve direkt istihdam ve yatırım katkısı sağlıyoruz. Türkiye'nin en beğenilen içeceklerini üretirken kullandığımız tarımsal ham maddelerin yanı sıra ambalajdan taşımacılık hizmetlerine, reklamdan birçok sektöre kadar büyük katkı sağlıyoruz ve istihdam yaratıyoruz. Ayrıca 10 bin kişiye de direkt istihdam yaratıyoruz. Her yıl Türkiye'den 3 milyar liraya varan satın alma yapıyoruz. Yalnızca Türkiye'deki operasyonlarımız için değil, yurt dışındaki operasyonlarımızda kullandığımız birçok ham maddeyi de Türkiye'den tedarik ediyoruz. Yurt dışında inşaatlarımızı da Türk müteahhitlerimizi çalıştırıyoruz, kullanıyoruz. Coca-Cola Türkiye olarak ekonomiye kattığımız her bir TL 7 Türk lirası değer yaratıyor. Türkiye'nin kalkınması ve ekonomisinin güçlenmesine destek olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye geçtiğimiz sene atlattığı büyük badireden sonra şükür ki kendi ayakları üzerinde dimdik. Devletimizle, milletimizle, tüm kurumlarımızla beraber zor dönemlerin üstesinden gelebileceğimizi bir kez daha dünyaya kanıtladık. Bundan sonra bize düşen bu istikrar ve güven ortamının ekonomik büyüme ile taşlanmasına katkı sağlamaktır. Biz gerek yurt içinde gerek yurt dışında Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacak adımları atmaya devam edeceğiz. Her zaman Türkiye'deki ve yurt dışındaki yatırımcılara öncülük ettik, etmeyi de sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, bundan tam 14 yıl önce Çorlu'daki fabrikamızın açılışını yaparken bizimleydiniz. Bugün Isparta'da açılışını yaptığımız iki fabrikamız için de yine bizim yanımızdasınız. O gün de ifade ettiğiniz gibi bu memlekette taş üstüne taş koyanın her zaman yanında oldunuz. Tüm çalışanlarımız adına zat-ı halinize bir kez daha şükranlarımı sunuyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Özilhan'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muhtar Kentik kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, değerli basın mensupları, kıymetli konuklar. Sizleri şahsım ve Coca-Cola sisteminin dünyadaki 770 bin çalışanı adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Coca-Cola'nın Türkiye'deki 10. tesisi olan Coca-Cola İçecek Isparta Fabrikası'nı ve eş zamanlı olarak Anadolu Etap Isparta Meyve Suyu Fabrikası'nı gururla açtığımız bu özel günde bizleri katılımlarıyla onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanıma en derin şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Isparta'ya, açılışımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Coca-Cola sistemi olarak Türkiye pazarına girdiğimiz 64 yılından bugüne Türkiye'nin büyüme ve gelişmesine şahitlik ettik. Sadece şahitlik etmekle de kalmadık. Bu süreçte bizler de ortaklarımızla ve Türkiye'nin potansiyeli olan güçlü inancımızla buradaki yatırımlarımıza hızla devam ettik. Türkiye, 200'den fazla ülkede oluşan küresel Coca-Cola operasyonları içerisinde
önemli bir yönetim üssü konumuna da geldi. İstanbul'da bulunan merkezimiz üzerinden Türkiye, Kafkasya, Orta Asya bölgelerinde bulunan çok sayıda ülkeyi de yönetiyoruz. Ortağımız Coca-Cola İçecek'le birlikte Türkiye'de 30 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlıyor. Birçok farklı sektöre girdi sağlayarak büyümenin lokomotifi olmaya da devam etmekteyiz. Son yıllarda Coca-Cola sistemi olarak Türkiye'de meyve yetiştiriciliği ve meyve suyu üretiminin de en önemli destekçisi konumuna geldiğimizi buradan açıklamak bana ve ortaklarımıza şahsen büyük gurur vermektedir. Ürünlerimizde kullandığımız meyve ve benzeri tarım kaynaklı ham madde satın alımlarıyla 150 bine yakın çiftçiye gelir imkanı sağlamaktayız. Sayın Cumhurbaşkanım, hatırlarsınız tarım, meyve üretimi ve yatırımları konusundaki fikir ve planlarımızı sizlerle ilk defa 2009 yılında İsviçre'de paylaşma imkanı bulduk. Sizlerin de çok çok değerli destekleriyle meyve suyu tedarikçi ortağımız Anadolu Etap şimdi 8 yıl sonra Türkiye'de toplam 350 milyon dolar yatırımı, 25 bin dekar arazide 3,5 milyon dikili meyve ağacı ve yıllık 180 bin tonluk meyve üretimiyle yalnız ülkemizde değil, aynı zamanda bölgenin de en büyük ve modern meyve suyu üreticisi konumuna gelmiştir. Bugün burada Anadolu Etap'ın 4. fabrikasının da açılışına şahitlik ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve de muhterem Cumhurbaşkanım sizlere bu önemli projeye başından beri verdiğiniz değerli desteklerinizden ötürü bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Coca-Cola sistemi olarak Türkiye ile beraber büyümeye ve son 10 yılda yatırım ve meşrubat işlerimizi birlikte aldığımızda toplam 1 milyar 350 milyon dolara ulaşan yatırımlarımızla her alanda değer yaratmaya devam ediyoruz. Sözlerime son verirken Anadolu Etap ve Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı ortağımız değerli dostum Tuncay Özilhan'a teşekkür ediyor. Muhterem Sayın Cumhurbaşkanımıza katılımlarından ve desteklerinden ötürü tekrar en derin şükranlarımı arz ediyorum. Bu yeni tesislerin ve yatırımların ülkeme iyilikler getirmesini diliyorum. Hepinize sonsuz saygı ve sevgilerimle efendim. Sayın Kent'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba'yı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli bakanlarım, milletvekillerim, valim, çok değerli katılımcılar, hepinize en derin saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Isparta'ya ilk gelişim, havadan Isparta'yı görüyorum, buradan Burdur'dan geçiyorum. Güneydoğu hatırıma geliyor, Karadeniz, İç Anadolu hatırıma geliyor ve gerçekten cennet bir ülkede yaşıyoruz. Ve biz Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı olarak toprağın, suyun ne olduğunu, içeceğin, gıdanın, güvenli içeceğin ne olduğunu biliyoruz. Ve inanıyorum ki 10-15 yıl içerisinde en önemli ürünümüz bu olacaktır. Çünkü Türkiye'yi biliyoruz, Türkiye'nin tarımını biliyoruz, yatırımcıları biliyoruz. Bu bağlamda üreticilerimize müthiş bir saygımız ve hürmetimiz var. Üreticimizden esnafımıza ve siz çok değerli sanayiciye kadar çok büyük saygımız var. Ne kadar güzel, müthiş istihdamlar yaratıyorsunuz. Saydığınız istihdamı yaratmak gerçekten büyük bir olay ve sizleri kutluyorum. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu emri aldık. Ben de Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı olarak özel sektörün her zaman yanında ve hizmetindeyiz. Özel sektör olmadan Türkiye'nin büyümesinin mümkün olmayacağının farkındayız. Bu bağlamda Allah'ın izniyle biz hem üreticimizin, hem sanayicimizin, hem üreticimizin, hem de tüketicimizin hep yanında olacağız. Ve sağlıklı gıdanın ve içeceğin çok önemli olduğunu çok farkındayız, biliyoruz, emrinizdeyiz ve ben gerçekten yatırımcı kardeşlerim, Anadolu grubunu ve Coca-Cola içeceği yürekten kutluyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba'ya konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere tesislerimizin açılış törenini katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun, buyurun. Sevgili İspartalılar, Anadolu Etap Gıda Grubu'nun kıymetli mensupları, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yaptığımız meyve suyu fabrikasının şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Anadolu Etap Gıda'nın önemli bölümü de ihracata yönelik yılda 100 bin ton meyve işleyeceği, yaklaşık 125 milyon lira yatırım değerine sahip bu üçüncü fabrikasının şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Artık Isparta'nın meşhur elması başta olmak üzere meyveleri bu fabrikada ayrı bir değer kazanacak. İnşallah çürüye giden elmalar olmayacak. Hepsi en güzel şekilde değerlendirilecek. Bölgemizdeki meyve üreticileri ürünlerini değerlendirmek için yeni bir imkana kavuştular. Meyve suyu fabrikamız onlara da hayırlı olsun. Diğer yandan Anadolu Grubu şehrimizde 110 milyon liralık yatırımla bir içecek şişeleme fabrikası açtı. Bu tesisin de şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli misafirler, Türkiye üzerinde sürekli soru işaretleri oluşturulmaya çalışıldığı bir dönemde gerçekleştirilen bu yatırımlar uluslararası boyutuyla ayrıca önem arz ediyor. Ülkemize inanan, güvenen, yatırım yapan hiç kimse Allah'ın izniyle pişman olmamıştır, olmayacaktır. Özellikle terörle mücadele konusunda edindiğimiz tecrübeler, kriz durumlarında her meseleyi kendi mecrasında tutma kabiliyetimizi fevkalade geliştirmiştir. Şu anda dünyanın en sıkıntılı yerleri olan Suriye ve Irak'la sınırı olan Türkiye'nin aynı zamanda Avrupa, Balkanlar, Rusya gibi bölgelerle çok güçlü ve yakın komşuluk ilişkileri sürüyor. Bu fotoğraf içinde ülkemizin ne bireysel güvenlik ne de yatırımcı güvenliği konusunda en küçük bir sıkıntısı yoktur. Türkiye'nin hukuk devleti ilkesi konusundaki titizliği, inanın bana, pek çok Batı ülkesinden çok daha ileri düzeydedir. Terörle bu boyutta bir mücadele içinde olup da bizim kadar soğukkanlılığını koruyabilen pek az devlet olduğunu hep birlikte görüyoruz. Daha bir yıl önce darbe teşebbüsü gibi içinde işgal ihtimali dahil her türlü felaketin bulunduğu bir tehdit yaşamış olmamıza rağmen demokrasimiz ve ekonomimizle dimdik ayaktayız. Avrupa ülkelerinin ülkemize yönelik eleştirilerinin çoğunluğunun kendi iç siyasetleriyle ilgili olduğunu biliyoruz. Hollanda'nın 16 Nisan halk oylaması sürecinde tamamen gereksiz bir şekilde ilişkilerimizi germesinin sebebinin kendi seçimleri olduğunu gördük. Geçmişte Fransa ve Avusturya gibi ülkeler de benzer yöntemlere başvurmuşlardı. Şimdi aynı taktiği Almanya'nın izlediğini müşahede ediyoruz. Seçimlerden sonra ben inanıyorum ki onlar da normale dönecek. Değerli misafirler, bu süreçte ülkemize yönelik haksız ve mesnetsiz suçlamalarla yatırımcıların ve turistlerin gözlerinin korkutulmaya çalışılmasının ne siyasi ne de ticari ahlakla izah edilebilmesi mümkün değildir.
Buyurun. Şu anda Antalya'da otellerimizin doluluk oranı dün itibariyle %80'e ulaşmıştır. Ne oluyor yani? Bu kadar yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Buraları seven yine buralara akıp geliyor. Nitekim ülkemizle ilgili spekülasyonların Avrupa'nın iç siyasetinden kaynaklandığını yatırımcılar da bildikleri ve gördükleri için söylenenlere pek aldırış etmiyorlar. Geçtiğimiz günlerde yapılan rüzgar enerjisi ihalesine katılan 8 firmanın 4'ü Alman firmasıydı. Türk firmalarıyla ortak bu işe girdiler. Aynı şekilde diğer uluslararası yatırımcılar da ülkemizdeki projelerini askıya almak bir yana hızlandırmayı tercih ediyorlar. Ondan 2 hafta önce yine şehir hastanesi projesindeki, biliyorsunuz Isparta'mızda da bir şehir hastanemiz var ve orada da yine Japonya Türk işbirliği ile 1,5 milyar dolarlık bir adım atıldı ve Japonlar bu yatırımın neredeyse %80 civarında kredisini temin etti. Eğer güven olmazsa böyle bir şeye bunlar gelir mi? Buyurun geldi. Geliyor. Aynı şey işte şimdi Almanların en güçlü firması meşhur Siemens neredeyse 150 yıldır bu ülkede faaliyet gösteriyor. Şimdi onlar da yine Türk firmalarıyla birlikte bu adımı attılar. Aynı şeyi güneş enerjisinde gördük. Şurada son 1-2 aydır yoğun bir şekilde bu yatırımlar devam ediyor. Biz hiçbir zaman sadece keseri kendimize yontmadık. Her zaman birlikte kazanalım çağrısı yaptık. Bu anlayışla hareket ettik. Bugün burada örneklerinden birine şahit olduğumuz üzere uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güvenleri artarak sürüyor. Türkiye 1984-2001 yılları arasında, bakın bu çok önemli bir rakam, uluslararası yatırım noktasında aldığı neydi biliyor musunuz? 13,5 milyar dolardı. 2002-2016 14 yıl içerisinde ise aldığı yatırım ne biliyor musunuz? 181 milyar dolar. Bakınız nereden nereye geldik. Gerek yatırım destek ajansımız olsun, gerek diğer ilgili kurumlarımız olsun, uluslararası yatırımcılara yeni projeleri için de her türlü desteği sağlamaya hazırdır. Şu anda işte bu yatırımda da yine ciddi bir desteği devletimiz bu yatırım için sağlamış durumdadır. Elde ettiğimiz bu başarının en önemli sebebi Türkiye'nin hem kendi potansiyeliyle hem de bölgesel konumuyla yatırımcılara gelecek için çok büyük avantajlar sunuyor olmasıdır. Şimdi bu tesislerde 50 kişi, 100 kişi çalışıyor olabilir ama bakın yüzlerce kişi, binlerce kişi ne yapacak? Tarlasındaki elmasını, şeftalisini, kayısısını işte buralarda işleme sokma imkanını bulacak. Hükümetimiz bugün de ülkemizdeki yatırım ortamını hem yerli hem yabancı yatırımcılar için cazip kılacak önlemleri aldı, almaya devam ediyor. Birilerinin sürekli gündeme getirdiği olağanüstü hal sadece terörle mücadeleyle sınırlıdır. Olağanüstü hal girişimcilerimizin, sanayicilerimizin yaptığı yatırımların önünü kesmeye değil, onları güvence altına almaya yöneliktir. İşte bu fabrikanın açılış sürecinde olduğu gibi sağladığımız teşviklerle girişimcilere oldukça cazip imkanlar sağlıyoruz. İstihdamdan vergiye, altyapıdan ihracata kadar her alanda yatırımcıların önünü açarak büyümemizi, gelişmemizi hızlandıracak adımları atıyoruz. Nitekim büyümeden ihracata ama tüm ekonomik göstergeler olumlu yönde bir seyri işaret ediyor. Turizmde de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Yöneticisi oldukları medya kuruluşlarında Türkiye ile ilgili
olumsuz kampanyalar yürütenlerin tatillerini ülkemizde geçiriyor olmaları, söyledikleri yalanlara kendilerinin de inanmadıklarını gösteriyor. Bugüne kadar nice badireleri atlatan Türkiye, bu iftira kampanyalarının da üstesinden gelecektir. Her şey gelip geçtiğinde bizim aklımızdan ve gönlümüzde kalan ise işte bu zor zamanlarda yanımızda bulunanlar olacaktır. Ben bu düşüncelerle bir kez daha açılışını yaptığımız meyve suyu fabrikasının hem yatırımcılarımız hem ürünlerini burada değerlendirecek bölge halkımız için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Biraz sonra şehir merkezinde toplu açılış törenimiz vesilesiyle Ispartalı kardeşlerimizle ayrıca bir araya geleceğiz. Bu buluşmada hem hasret giderecek hem Isparta'mıza kazandırdığımız eserlerin sevincini birlikte yaşayacak hem de gündeme dair görüşlerimi milletimle paylaşacağım. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor ve zat zevklerini bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim olacaktır. Hediyelerini takdim etmek üzere Sayın Tuncay Özilhan ve Sayın Muhtar Kent'i sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Grup Isparta meyve suyu tesislerinin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Sayın Milletvekillerimizi ve Sayın Valimizi sahneye davet ediyorum. Ve Sayın Belediye Başkanımızı sahneye davet ediyoruz lütfen. Evet, sevgili davetliler, hazır mıyız? Böyle güzel bir eser inşallah sizlerin ağzını da tatlandıracak olan bu meyve sularıyla inşallah geleceğe çok daha farklı bakacağız. Ben bu duygular içerisinde sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Açılışımız hayırlara vesile olsun diyorum. Ya Allah, Bismillah. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Grubu Isparta Meyve Suyu Tesislerinin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiştir. Bu tesislerin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Açılış törenine katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyor ve kendilerini saygılarımızla uğurluyoruz.